Doktoram da muşu muşu yığındın, Amerika'daki yığındın birkaç gün burmuş taşkışla ministre Antony Blinken muşu hükümetin New Office of China Coordination yani Xitay maslaştırış işkan istemdiğim bunu uygulayacak. Maksus Xitay'ın kibarlık rayundaki ve muşu devletlerdeki havapi küçü işige alakadar bir işkanı kurulgallıkı dedim. Bu işkanı hakkında biraz tefsili malumat edin misiniz? Kanda işkanı, ne iş kıldığı işkanı? Bu hem de Amerika'nın ki Taşkı İşler Ministerliği'nin ki bir işkanı. Hem de Amerika'nın ki Taşkı İşler Ministerliği'niz aslında bir hükümet. Hoş. Ulan mahsus bir Hıhtay'ına takip kıldıran bir işkanlık kurdu. Ve hazır işini başlap getirdi. Aslında Amerika'nın CIA'de bulsun, Pentagon'da bulsun ve kalan nimelerde hükümetin ki ministerlikte bulsun. Hıhtay'ını takip kıldıran bir işkanla bağ. Hatta bu şu akıl ambarı deydiğen bu şu Amerika'da bu güçlü buldum. Nurgun bu şu çok çok akıl ambarı değil mi? Mahsus Hıhtay'ını takip kıldıran bölümleri var. Bazı nimeler akıl ambarlarının Hıhtayca torbiti var. Yani Amerika her taraftan, her katlamdan bu şu Hıhtay'ını takip kılıyordu. Çünkü Amerika aslında bir devlet. Başta bu şu ilmi nesle yani bilimge tayını durup bir netice, bir hülası çıkardı. O hülası ki karak bunu kanda siyasetke aylandırımız deydi. Bu Taşkı İşler Ministerliği'ndeki Hıhtay'ını terk edilen bu işkanı bu şu Hıhtay'a karşı kanda siyasetine ilip varmış. Yani esas kılık. Hem de Hıhtay bile şu, bütün şu yaşayanın her yerde Hıhtay bile kanda küreş kılımız. Yani bu yerdeki küreş hem de Amerika tarafından geldi. Rekabet yani. Stratejik rekabet. Buna kanda kılımız. Buna bir hülası çıkan için Taşkı İşler Ministerliği'ne hani ben ministerliğe tapşırıp onun için bunu siyasetke siyasette işildi demek. Bu okşaş ehval Hıhtay'da mı var? Hıhtay'da mı nurgun müşündak akıl ambarıda Amerika Tatbikat Merkezi, Enstitü diyenler var. Taşkı İşler Ministerliği'nin kimi Şimali Amerika Tatbikat kıldıran işkanları var. Bu işkanlar da çoğun işkanlar. Ve kalan şu ministerlikte misal ticaret, ticaretke karaylığa ministerlikte olsun. Buladı mı Amerika'da kartı? Aşında bölüm nimeleri var, işkanları var. Aslında birbirisine karşı tıkımı inik biliş. Çünkü inik bilgiye baktığında kanda siyasetine ilip vardığına yardımcı olur. İnik bilgiye baktığında can tekidiğine yerlikte uğralaydı. Misal, Trump hükümeti Hıhtay bile şu soğudu uğruşunu başladı. Şu vaktada mı mutahasılar dedi, soğudu uğruşu her iki tarafının ki ziyan bulup çıkardığın bir uğruş değildi. Ona eğer de tizgin kılamasan, o vakti de sen mi ziyan tatilse deydi. Bu 80'li 90'lı yılından bir işi de Amerika Japonya'nın arasında mı işte, ticari uğruş boğan. Ama Japonya tizgin boğan, tizgin kılamasan. Hıhtay deydi, bu Japonya'da teslim bozak, bizim aşında bozak kopalımız. Onun da Hıhtay'a karşı, Amerika'ya karşı çıkış, bu birden bir tallaş yolu da düşündürdü. Demek Hıhtay başka yollarını tallayamayordu. Yani başka çıkış yolunu tallayamayordu. Bir yerde demek ki bu bunu, Mao Biden hükümeti başka bir uğruşunu peyda kıldı. O bozak, muş hazırkı teknoloji mesulatları işletilen çip. Yani bu çipin yüksek seviyedeki çipini kontrol kılabiliş, Hıhtay'a satmasılık diğende kanun çıkardı. Bu kanun çıkandıkken Hıhtay'ın ki muşu iktisadi cık ziyan verdi. Çünkü Hıhtay'ın ki misalı değil, Huawei deyimiz, Xiaomi deyimiz, muşu şirketler eğer de nurgun muşunda elektronik nesnelerini satkan bolsa mesulatlarını, onun işi de işletken çiple, bu şu
Cenab-ı Kore'den, Tayvan'dan, Xitay'dan çekmine, Amerika'dan çekildi. Hazır bunlar çekleme boğandaki Mao, Xitay'ınki Noji şirketleri mi o burunkadaki Noji'lığını tüydü atıyor. Mesela Xiaomi şirketi yakınki yıllarda yakışı pul tapkan. Aşırı önemli Huawei'ye egeşip. Bana Mao birinci aydın ki nurgun adamlarını işten çıkardı. İşlep çıkarış miktarlarını azalttı. Demek ki o ma alaka taralışka kit vardı diyeceğim. Yani bu Amerika'nın ki şu çipte Xitay'la boğuzluğa isimlişi Xitay'ın ki acınığa uğralı diyeceğim. Değil mi de? Trump'ın ki iktisadi ticari uyuşu oncelik bombadı. Çünkü Xitay ile Amerika'nın arasındaki ticari sumu şu Trump vaktindeki 600 milyardan hazır 780 milyarda çıktı. Yani ticaretle tekimi üstlük var. Avrupa bile boğan ticari sumumu 860'larga çıktı. 860 milyar dolarga çıktı. Şunun da bu ticaret bile bu işine konuşulup olmayırken şu teknoloji bile kısa bulduk ya da şunun da fikirlerini ebek digen şu Xitay'ını takip kıldıran, Xitay'ını takip kıldıran organlarına oturuğa koyduğun fikirlerinde. Bu fikirini koyduğundaki siyasette kandak hal kılımız diyen iş hem de o siyasunlara bağlıydı. Şunun da Amerika bilip durup bir işini kılaylı diyen bu alaycılığına mı köstü oldu. Yani bir işki adam 5-10 adamın ki akıllı bile Xitay'a karşı emez. İlmi esası boğan bir siyasetini yolu salaylı degen bir tırışçanlığının ki bir körünüşü de oylayamadım şu Xitay işkanı diye.